Ayasofya'nın 86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılması ülke çapında büyük sevinçle karşılandı. Kararın ardından Ayasofya Camii'nin önüne gelen vatandaşlar sevinç gösterilerinde bulundu. Vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı. Ayasofya Camii'nin önündeki sevinç gösterilerini yabancı ve yerli basın da takip etti. Yurt dışında ve şehir dışında yaşadıklarını ifade eden Müslüman Türkler de cami önüne gelerek fotoğraf çekinirken polis ekipleri de sabahın erken saatlerinde cami önünde güvenlik önlemi aldı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Ayasofya Camii'ne gelerek güvenlik tedbirlerini yerinde denetledi. Polis ekipleri drone ile Sultanahmet Meydanı'nda sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda uyarılarda bulundu. Kalabalığın artmasıyla polis vatandaşları alanın dışına yönlendirdi. Kararın ardından Ayasofya Camii'ni görmeye gelen vatandaşlar Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasıyla ilgili olarak da görüşlerini belirtti. Bizim için tarihi bir öneme sahip. O yüzden de ibadete açılması sadece bizim için değil Müslümanlar için bence çok önemli. Yani o yüzden de seviniyoruz öyle söyleyeyim. Biz aslında Ankara'dayız. 2 günlük gezmeye gelmiştik. O vesileyle de bu tarihi yeri gezip tadını çıkarmak istedik. Kesinlikle geç kalınmış bir karar. Bu ülkemizin egemenliği söz konusu, Türkiye'yi ilgilendiren bir konu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi de biz bütün farklılıklara hoşgörüyle yaklaşıyoruz. Ama bu Fatih Sultan Mehmet'in bize emanetidir, İslam'ın emanetidir. O yüzden çok mutlu olduk. İnşallah cami olarak ibadete açılır ve bize de orada ibadet etmek, namaz kılmak nasip olur. Yani açıkçası bugün İstanbul'a daha önceden planlanmış bir seyahatim vardı. Geldik, şimdi oraya gitmeye çalışacağız. Keşke ibadete açık olsaydı, bugün de ibadetimizi orada yapsaydık ama bir dahaki sefer inşallah. Sanırım 24 Temmuz'da başlayacak ibadet. Şimdi ibadete açılması konusunda önceden gündeme gelmişti. Bizim için de gurur verici bir şey tabii ki. Ben kendim yurt dışında kalıyorum. Yurt dışında kalmamıza rağmen gözümüz gönlümüz... Memleketimizde tabii ki haberlerimize bakıyoruz, gazetelerimizi takip ediyoruz. Fransa'dan geldik. Buraya gelmemiz de işte bu Ayasofya Camisi'nin açılacağı falan gündemdeydi. Hem de ona denk geldi. Memnuniyet verici. Dün de haberlerini aldık. Ayrıca memnun olduk. Bugün de evet buradayız yani yine geldik. Geziyoruz.